Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Çünkü Sarı Kırmızılılar'da Dominik Torrent e Yukatel Yukatay Kayseri Spor Mücadelesi'nin 11'ini belirlemeye çalışıyor. E kadroda bu hafta değişiklikler olabilir. Ekrana geçelim haberi. Spor tutu Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, e Yukatel Kayseri Sporu yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. 5 maçtır kazanamayan Sarı Kırmızılılar sahasında oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı planlıyor. Galatasaray aynı zamanda Domenek Toren yönetimindeki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. İspanyol çalıştırıcıyla 4 lig maçına çıkan Sarı Kırmızılılar 3 yenilgi 1 de beraberlik aldı. 59 yaşındaki teknik adam zorlu mücadele öncesinde taktik antrenmanlarla 11'ini netleştirmeye çalışıyor. Tore'nin iki yardımcısı Yükatel Kayseri Spor'un Ziren Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı maçı statta analiz etti. Galatasaray'ın zorlu mücadeleye 4-2-3-1 formatıyla çıkması bekleniyor. Sarı Kırmızılılarda kalede İnaki Pena olacak. Sağ bekte Boey, sol bekte ise Van Arnold görev yapacak. Stoper ikilisinde ise Marka ve Nelson'un forma giymesine kesin gözle bakılıyor. Teknik heyet Yükatel Kayseri spor maçında Berkan ve Taylan'ı kulübeye çekmeyi düşünüyor. Savunmanın önünde yeni transfer Erik Pulgar'la Çıkıldağ'ın yer alacağı öğrenildi. Ofansif orta saha pozisyonunda ise Domenek Toren farklı bir tercih üzerinde duruyor. İspanyol çalıştırıcının Halil'i 10 numara olarak gördüğü ve genç oyuncuya forvet arkasında şans tanıyabileceği ifade edildi. Hücum hattında sol kanatta Kerem, sağ kanatta ise Emre Kılınç'ın olması bekleniyor. Galatasaray'da Yükatel Kayseri Spor maçında en uçta ise Bafatin bir Gomis'in olacağı gelen haberler arasında. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Flash iddia. Gomis Belhanda tekrar buluşuyor. Galatasaray'ın yeni transferi bir Gomis takımı yavaş yavaş hareketlendirmeye başladı. İki gün önce tüm takımı yitmandan sonra yemeğe çıkarsan Gomis şimdi de transfer için yardımcı oluyor. Galatasaray'a ilk geldiği sezonda harikalar yaratan Gomis eski takım arkadaşı Unes tekrar takıma çağırdı ve tekrardan Galatasaray'da buluşalım bu zor durumda takımın bize ihtiyacı var mesajı gönderdi. Bu iddianın sahibi de Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak. Başkan Sancak dün gerçekleştirdiği röportajda Menajerler bana iletti. Komis Belhanda'ya mesaj atmış. Sezon sonunda Galatasaray'a gel. Tekrardan oynayalım diye. Bana söylediler. Açıklamasını yaptı. Murat Sancak Belhanda için ayrıca. Çin'den 5 milyon euro teklif aldık. Ama şu an satmayı düşünmüyoruz. Eğer Galatasaray tekrardan isterse oturur konuşuruz. Açıklamasını yaptı. Komis Belhanda ile tekrardan oynamayı çok istiyor. Fakat son karar tabii ki başkanda. Bu transferde şöyle bir şey de var. Taraftar etkisi Bildiğimiz gibi Belhanda ile taraftarın arası biraz limoni. Onu çok seven bir kitle de var. Nefret eden bir kitle de var. Bakalım bu transfer gerçekleşir mi? Gerçekleşmez mi bilinmez. Ama hem Belhanda hem de Gomis beraber oynamak istiyor. O kesin. Inaki da açıklamalar yaptı. Gelecek ne getirir bilmiyorum. Galatasaray'ın kısa bir süre önce Barça'dan kiralık olarak reklerine bağladığı Inaki Pena, GSTV ekranlarında röportaj verdi. Fernando Muslera'yı biliyordum. Galatasaray için önemli bir isim. Aynı dili konuşuyoruz. Yakın bir ilişki kurduk. Bana çok yardımcı oldu. Muslera'yla birlikte çalıştığım için çok mutluyum. Artık oynamak istiyordum. Barcelona izin verdiği için Galatasaray'a geldim. 30 Haziran'da geri dönmem gerekiyor. Gelecek ne getirir bilmiyorum. Galatasaray'da çok hoşuma giden bir kulüp. Eğer bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa seve seve Galatasaray'da oynamak isterim. Açıklamasını yapmış. Inaki Pena da Alanyaspor Spor karşısında mükemmel bir performans ortaya koydu. Tüm taraftarlar memnun kaldı. Hem ayaklarını çok iyi kullanması hem genç olması Galatasaray'ın ileriki dönemlerde kalesini emanet edecek isimlerden birisi gibi. Ama tabii ki Barcelona bonservisini verir mi bilinmez. Seneye Barça'da yedek kaleci olacağı söyleniyor. Galatasaray'da gelişim sorunu. Hepsi geriye gitti. Sezon başında 17 milyon euroya transfer edilen Morutan, Saçavoy, Berkan ve Barış Alper bırakın gelişim göstermeyi geçen sezonki performanslarını bile mumlu arattı. Galatasaray'ın sezon başına transfer ettiği genç isimler beklenen gelişimi gösteremediği gibi geçtiğimiz sezona göre büyük bir gerileme yaşadı. 6,5 milyon euroya alınan ligde 21 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. 2 asistlik performans gösterdi. Rumen Yıldız geçen sezon 11 gol atıp 3 asist yapmıştı. Aynı tabla Morutan'da da geçerli. Rumen futbolcu ligde 20 maçta 3 gol atarken 3 asist yaptı. Morutan geçen sezon ise 8 gol ve 16 asist yapmıştı. Saçavoy sakatlıkların da etkisiyle ligde 6 maçta oynadı. Gol ve asist katkısı veremeyen Fransız Sabek geçen sezon ise lig 1'de 24 maça sahaya çıkıp 1 asist yapmıştı. Alanya'dan 4,5 milyon euro alınan Berkan Kutlu, ligde 21 maçta oynarken gol atamadı. Sadece bir asist yapan milli futbolcu, geçen sezon 3 gol atıp 2 asist yapmıştı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de harikalar yaratan Barış Alper Yılmaz 8 gol ve 5 asiste imza atmıştı. Ancak genç kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 11 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Bradford Kerem için Halil'i aradı. Galatasaray'ın 9 gol 6 asistle en iyi isim olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talep çıkan Kerem'i Bradford takımı yakından takip ediyor. Halil Dervişoğlu'nu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz skatlar Kerem'e hayran kaldı. Bradford 23 yaşındaki yıldız ile ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil çok iyi anlaştığı Kerem ile ilgili olumlu referans verdi. Premier League ekibi sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. Söylentilere göre Bradford'un yapacağı teklif 12 milyon euro. Buffettin Gomis meğer çılgın bir teklifi reddetmiş. Buffettin Gomis'in Galatasaray'a şu galip geldi. Yıldız futbolcunun aldığı sayısız teklife rağmen Galatasaray'ı seçtiği ortaya çıktı. Neşesiyle ve takımı iç uyumuyla Galatasaray'a bambaşka bir hava getiren Gomis transferine ilişkin süreci anlattı. Ramsden'de bir teklif aldığını söyleyen Gomis, genç takımdan sorumlu olmamı istedikleri güzel bir proje sundular fakat Galatasaray'da bitirmem gereken bir hikayem vardı dedi. Haberin devamında Senteti'nin de Gomis için dolgun bir teklifte bulunduğu kaydedildi. Galatasaray'daki ilk sezonu olan 2017-18'de 42 maça çıkan Gomis 32 gol 6 asistlik bir performans sergilemişti. Gomis'in transfer mark verilerine göre mevcut değeri 1.2 milyon euro. Alpaslan Öztürk torrentten özür diledi. Stoper Alpaslan Öztürk, Galatasaray'ın geçen hafta oynadığı Alliance Spor maçı öncesi yapılan taktik antrenmanında ciddiyetsiz tavrı nedeniyle kadro dışa kalmıştı. 28 yaşındaki savunmacının teknik direktör Dominik Donat'tan özür dilediği öğrenildi. İspanyol çalıştırıcı ile Alpaslan Öztürk'ün arasında bir sıkıntının kalmadığı bildirildi. Galatasaray'da hayal kırıklığı Mustafa Muhammed Mustafa Muhammed'in formasına giydiği Mısır milli takımı Afrika Uluslar Kupası'nda final oynasa da Galatasaray turnuvadan beklediği karşılığı alamadı. Bir süre önce bon servisi 4 milyon dolar karşılığında malaktan alınan Mustafa Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası'nda piyasasını arttırmasını umut eden Sarı Kırmızılar, Muhammed'in turnuva boyunca gol atamaması ile ise hayal kırıklığına uğradı. Muhammed Salah ile göstereceği performans sonrası Mustafa Muhammed'den sezon sonu için iyi bir bonservis geliri bekleyen Galatasaray'ın bu planı tutmadı. Turnuvada maçta forma giyen Mustafa Muhammed bu karşılaşmalarda hiç gol sevinci yaşayamadı. Galatasaraylı futbolcu buna karşılık ise Mısır'ın turnuvadaki tüm maçlarında sahada yer aldı. Afrika Uluslar Kupası'nda Muhammed için beklediğini bulamayan Galatasaray, Mısırlı futbolcunun Avrupa Ligi'ndeki maçlarda patlama yapmasını beklemek zorunda kaldı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.